Mesela para biriktirmeye başlayacaksın, hı hı. kendine yatırım yapmak istiyorsun. O günü başla, bir TL'sini, bir kuruşunu o gün at. Çoğalır, çoğalır. Bankada hesap açacaksın, o günü aç. <laughs> Kullandığımız arabanın plakası, telefon numarası, telefon numaralarımız, hı hı. bunların da bir enerjisi var mı? Var. Diyelim ki birisiyle partnerle ayrıldınız. Hı enerjilerine bakın 9 günü ise eğer farkında olmadan 9 günü ise eğer onun geri dönüşü olmaz Aa, yani tamamen bitmiş demektir. Hani 90... tekrar barışma şansı çok zor zor zor. Retroda bile gelmez <laughs> Retroda bile gelmez. Aile kurulacaksa veya aile kurma yolunda bir birlikteliğe başlanacaksa altı rakamı da e, gün olarak enerji olarak uyumludur. Kalbinizi hızlı çarptıran biriyle buluşmaya gidecekseniz mesela bir iş görüşmesi yapacaksınız ya da bir araba olacaksınız mesela evet. o günün rakamsal enerjisine göre de hareket edebilirsiniz. Herkese merhaba. Bugün çok mutluyum çünkü enerjisini çok sevdiğim bir dostumu, bir konuğumu ağırlıyorum. Onu siz de ilk yayından çok sevmiştiniz zaten. Bir sürü mesaj geldi kendisine. Yığılmış zaten. Size de mesajlar evet, sana evet. da diyebilirim artık Bana herhalde. Da öyle, evet. Değil mi? Ee, sevgili Meryem bakacak numaroloji uzmanı. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bugünü gerçekten iple çekiyordum. Buraya gelmek benim için çok farklı bir duygu. Yani seninle birlikte röportaj yapmak, yayın yapmak benim için gerçekten çok farklı bir duygu. Çok, Burada olmayı seviyorum. Çok teşekkür ederim Meryem. Duygular karşılıklı gerçekten. Çünkü senin o enerjin, güzel enerjin bana çok aktı. Zaten böyle çok sahicisin ve mesajlardan da gördüğüm kadarıyla şey de geçmiş yani hani buradan evet. e, ekrandan da seyirciye akmış. O yüzden çok mutluyum. Evet. Bugün yine bizi şahane şeylerle bilgilendireceksin. Bugün hayatın matematiğine, Hı. sayıların Enerjisini konuşacağız. Hep merak ettiğim bir konu var. Şimdi mesela sabah kalkıyorum, işte burcumu okuyorum falan, işte ya da bir astroloğu dinliyorum, hani bugün ne olacak falan diye. Ama artık hepimiz biliyoruz ki az çok bir her günün bir sayı enerjisi de var, anladığım evet. kadarıyla. Evet. Bunu bize biraz anlatır mısın? Yani. Biz bunu nasıl hesaplayabiliriz ve bazı günler mesela diyelim ki bir iş görüşmesi yapacaksak kalbinizi hızlı çarptıran biriyle buluşmaya gidecekseniz mesela bir iş görüşmesi yapacaksınız ya da bir araba olacaksınız. mesela evet. o günün rakamsal enerjisine göre de hareket edebilirsiniz. Şimdi dikkatle dinleyin. Meryem bize anlatacak. Evet. Evet. Şimdi sayılar, rakamlar hayatımızın her yerinde var. Ben ne demiştim ilk programda da ben genellikle hani kişinin kendisiyle yüzleşmesini daha çok ön plana çıkartıyorum ama hayatımızı da kolaylaştırabileceğimiz bir noktada Hı -hı. sayıları rakamları kullanabiliriz. Hı -hı. İşte günün enerjisi dediğimiz olay burada devreye giriyor. Her günün bir enerjisi var tabii ki her sayının da bir karşılığında Hı -hı. enerji var. Bunları hesaplayarak çok küçük matematiksel işlemlerle işlerimizi e, o enerjiye uyumlayarak yaparsak Hı -hı. aslında biraz hayatımızı kolaylaştırmış oluyoruz. Evet. Mesela bugünün enerjisi yani Hı -hı. şimdi e, bugün enerjisini hesapladığımızı ve nasıl hesaplıyoruz hatta istersen biraz Olur. anlatalım. Oradan evet. başlayalım o zaman. E, şimdi bugün ayın kaçı? E, bugün ayın 16'sı. Evet. Ağustos ayındayız. Tarih olarak 2024. 16-08-2024. Hepsinin arasına artı işareti koydum. Hepsinin arasına artı işareti koydum. İki basamaklı bir sayı çıktı. Ben onu yine teke düşürdüm, sadeleştirdim. Bugün 5 rakamına ulaştım. Hmm. Yani bugünün enerjisi 5. Beş rakamı ile uyumlu olan işler yaptığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Biz de o enerjiyle uyumlanmış oluyoruz ve işlerimiz daha kolaylıkla akıyor, akıyor, evet. oluyor. Hı hı. Örnek verelim. Şimdi 5 ne demektir? Tabii ne ki, demek? evet. e, Bunların hepsini birden dokuza kadar açıklayacağım. Ama bugünün e, yeri gelmişken söyleyeyim. Hı hı. E, beş dediğimiz zaman kişinin kendini ifade edebilmesidir. İletişimdir beş. E, mesela sosyalleşmektir beş. Hı. Gezmektir beş. Hı. Bugün arkadaşlarınızla gezmeye, eğlenmeye, sosyalleşmeye gidebilirsiniz. Çok uygundur. Ee, onun dışında birilerine duygunuzu ifade etmek bugün için de çok uyumludur. Yani birini seviyorsan gidip söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Evet. Yani içerideki o duyguyu özgürce bugün serbest bırakabilirsin. Harika. Ee, belki zorlanmayacaksın. Belki bunu dün yapsaydın zorlanacaktın. Evet. Ama bugün yaptın. Beş enerjisiyle Hı -hı. uyumlandığın için... Daha rahat, daha kolaylıkla ve geri dönüşünü de daha güzel bir şekilde alabilirsin. Yani resmen rakamların gezegensel etkileri var. Tabii gibi ki. Gibi görünüyor. Tabii. Evet. Hepsinin bize sağladığı faydalar var. Hı -hı. Onlarla uyumlandığımızda. Çok güzel. Onun dışında beşin tabii birçok farklı anlamları var. Onların hepsini yine sıralama geldiği zaman söyleyeceğim. Hı -hı. Ama genel olarak bugün beşse eğer ben neyi seçerim? Bugün gezmeyi seçerim, sosyalleşmeyi seçerim ve e, duygularımı serbest bir şekilde, özgürce ifade etmeyi seçerim. O zaman zaten çok güzel bir günde bu yayını yapıyoruz. Evet. Değil mi? Şu anda kendimi çok rahat ifade edebiliyorum. Ne güzel, harika. Peki o zaman birden dokuza kadar sayalım. Yani birden dokuza kadar açalım mı manalarını, sayıların? Evet, evet. Şimdi numarolojide bildiğimiz gibi 1'den 9'a kadar rakamlar hı hı. var. Ee, tekrar döngü halinde 9'dan 1'e dönüyor. Hı hı. Mesela bugün 5 enerjisinde ise 6, 7, 8, 9 bir sonraki gün 1'e dönecek. Evet. Öyle hesaplayacağız. Hı hı. Yani çift rakamı hep teke indiriyoruz hep teke. biz. Evet. Hep teke indiriyoruz. Hı hı. E, hesaplamayı zaten söylemiştim. Hı hı. Tekrar edeyim. Evet e, Bugün ayın 16'sı ise eğer 16 Ağustos 2024 hepsinin arasına Artı koyuyorum. 1 artı 6 artı 8 artı 2 artı 2 artı 4. Hepsinin arasına artıyı koydum topladım. Çıkan rakam çift basamaklı olacak. Ee, tekrar onu topluyorum kendi arasında tek bir hı hı. rakama ulaşıyorum. İşte oradaki çıkan rakam günün enerjisi oluyor. Hı hı. Birden başlıyoruz. Evet. Bir dediğimiz zaman zaten hemen aklımıza yeni başlangıçlar gelir. Bir demek başlamak. Teklik, liderlik, yöneticilik. Hı, hı. Ee, o gün yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Günlerdir diyete başlamak istiyorum hmm. ama hangi gün başlasam bir türlü karar veremedim. Bir gününde başlayın. Ne güzel. Çünkü neden? Devamı gelir, sürekliliği gelir. Evet. Başlatma enerjisi başlatma var. yani. Başlatma enerjisi. Koç burcu gibi. Koç burcu gibi. Evet. Yeni ay gibi. Hani yeni ayda da biz bir şeyleri evet. başlatırız. Hı hı. Sürekliliği olsun, devamı olsun. O yüzden bir e, Örnek veriyorum e, tatile gideceğim veya herhangi bir şeye hayatımda yeni başlayacağım. Hı -hı. Belki biriyle bir ilişkiye başlayacağım. Evet. Belki bir eğitime başlayacağım. Hı -hı. Ben e, bir gününde başlamayı tercih ederim. Süper. harika. Ve bunun sürekliliği olur. Evet. Onun dışında farklı konuları da içerir tabii. Hı -hı. Yani bir rakam sadece bir konuyu içermeyecek. Hı -hı. <laughs> evet. Çok fazla çeşitli konular var. Şimdi mesela şöyle şeyler de yapabiliriz değil mi? Mesela diyelim ki biriyle tanıştınız. <laughs> Ondan sonra işte doğum tarihini falan biliyorsunuz. Hı hı. Hemen hop hesaplayıp bu kişi bu yaşama hangi amaç için gelmiş az çok Sonuçta? Ve kişilik özelliklerini de hmm. aslında hani küçük bir küçük çapta bir analiz yapabilirsiniz Aa. o kişiye. Doğum tarihini hemen sorarsınız ufak bir matematik işlemiyle. Evet. O kişi çok mükemmeliyetçi mi, çok otoriter mi, lider mi evet. e, gibi hani ufak tefek size ipuçları da verir, verir. o kişiyle ilgili. Değil mi süper uh -huh. harika bilgiler. Peki günün enerjisi 2 ise? Günün enerjisi 2 ise burada e, işbirlikleri dengedir iki ve işbirliklerini bize gösterir. Hmm. İlişkiler konusu da 2'de. Çünkü e, ikilik adından da belli iki, ikiliktir, dualitedir. Burada şimdi e, mesela çocuk sevindirebiliriz ikili günlerde hmm. çocuklarla ilgili konuları da içerir. İkili ilişkilerde evlenme, nişanlanma, sözlenme, yeni bir flört gibi bunların başlangıçları olabilir. Hı hı. Bazen e, hani benim bildiğim tanıdığım kişiler var ki mesela evlilik için tarih alınıyor ya hı hı. iki enerjisine denk getiriyor. Ben evlenseydim kesin bunu yapardım. Evet. Yani gerçekten <laughs> iki enerjisini denk getiriyor. Yani çünkü o da ikili ilişkilerin birlikteliğinde sürekliliği niyet ederek Tabii. yapılıyor. Tabii. Ve gerçekten enerji buna uyumluysa hı hı. tutar yani. Evet. Onun evet. dışında birisiyle bir ortaklık yapılacak. Evet o gün o ortaklık için imza atabilirsin. Hı hı. Yani uyumlandın, orayla uyumlandın. Hı, hı. İki e, yine ilişkiler konusu duygusal boşluk olabilir iki günlerde biraz hani duygularda inişler Hı -hı. çıkışlar olabilir. Ben orada şeyi tavsiye ediyorum hani iki duyguysa duygu da suyu temsil ediyorsa su da duyguyu temsil ediyorsa suyla biraz haşır neşir olsun. Hı -hı. E, belki denize yüzmeye havuza gidebilir veya işte e, hani duygusal bir dalgalanma varsa suyla haşır neşir olursa biraz daha onu atlatması kolay olur. Evet günün enerjisi peki üçse? Günün enerjisi 3 ise burada 3 ne demek? Görünür olmak demek. Orada da bireysel ifade var. Ve kendisini kişinin sosyal medyada diye veya işte farklı bir platformda görünür olmayı o gün başlatabilir. Hı -hı. Örnek veriyorum ne diyelim buna? Bir seminer yapacak o kişi, konuşma yapacak o gün yapsın. Hı -hı. Veya kendisiyle ilgili bir iş başlatacak görünür olması gereken bir iş başlatacak o günü yapsın hı hı. bireysel ifadedir kendini ifade etmek sanat burada resim olur müzik olur dans olur veya işte aklınıza gelen diğer sanatlarla ilgili hobilerle ilgili bugün bunlarla ilgilensin. mesela tiyatroya da gidebilir hı hı. tiyatro düşünüyorsa kafasında böyle bir niyet varsa hı hı. o gün başlayabilir evet gibi evet üç genel olarak bireysel ifadedir ve görünür olmakla alakalıdır. O yüzden ben orada o kişiye daha çok e, hani mümkün olduğu kadar duygularını, hislerini bir şekilde açığa çıkarmasını, kendisini olumlu yönde e, ifade etmesini tavsiye edebilirim. Evet günün enerjisi 4 ise. Günün enerjisi 4 ise. 4 dediğimiz rakam biraz durağan bir rakam. Yani orada çok hareket etmemek gerekiyor. Çünkü dördün konuları e, biraz ağırdır numarolojide. Evet. E, sabır gerektirir. Gerçekten çok özür sözünü balla kestim. E, ben bir eve çıkmıştım ondan sonra kapı numarası dört. Hiç farkında değilim o zamanlar numerolojiden bir haberim falan. Evi kiraladım. Ertesi gün pandemi ilan edildi ve ben iki e, sene o evden çıkamadım. Sabitlik. Evet. Dört sabitlikti. Toprak enerjisi var evet, orada. Bilseydim da. arkasına biri yapıştırırdım. <laughs> Beşle. Beşle. Aynen. Evet. Ama işte e, hani bilmiyoruz, evet. bilmiyoruz ama aslında senin ona ihtiyacın vardı ve sen onu hayatına çektin. İşin bir de o tarafı var Tabii. hani hiçbir şey sebepsiz hı hı. olmadığı için Doğru. öyle bir enerjiye çekilmen gerekiyordu evet. e, ve oradan belki farklı bir erdem farklı bir pozitif bir şey açığa çıktı. Kesinlikle kesinlikle evet hı hı. peki dört ise mesela diyelim ki işte biriyle konuşmak istiyoruz birine açılmak istiyoruz birinden özür dilemek istiyoruz. Sakin olun dörtte bir oturun <gülüyor> <gülüyor> bir bekleyin. Dört de bir bekleyin cevap alamaz mıyız? Yani çok mümkünatı yok hı. gibi e, süreç orada süreci izleyeceğiz sabit kalacağız başlattığımız bir işin hı hı. sonucunu bekleme bekleyeceğiz hı hı. orada. Hani hiçbir hamle yapmayın yani hı hı. orayı böyle kendi içinizde e, nasıl diyelim atlatmayı bekleyin karşı tarafa cevap da vermeyin veya yeni bir işte başlatmayın hı hı. E, kendi kendinize meditasyon yapın o günü mesela ona uygun çok. Tabii evet, tabii doğru. meditasyon yapılabilir doğayla iç içe olabilirsin <laughs> ee, sadaka verilebilir o <laughs> günlerde çünkü dört e, biraz zordur enerjileri ve sadaka da zaten zorlukları def etmek içindir. Evet ee, yeni bir şeyler yapmayın bekleme <laughs> enerjisi biraz sabit kalmak gerekiyor. Geldik günün enerjisi beş ise. Günün enerjisi 5'le yani bugün e, evet. biraz daha açarız şimdi orayı. Özgürlük, bağımsızlık. Kişinin e, belki de bugün kendini çok özgür, bağımsız hissediyor olabilir ve gerçekten de e, günlerdir dışarı çıkmıyorsa bugün çıksın. Hmm. Bugün biraz sosyalleşsin, yeni ortamlara katılsın. Yeni bir şeyler öğrenebilir. Öğrenmektir, araştırmaktır. Eee Mesela uzun süredir aklında bir konu hakkında eğitim alma fikri vardır. Hı hı. Evet bugün başlayabilir o eğitime. Yani yeni bir şeyler öğrenmektir bugün enerjisi ve ona uyumlandığı zaman o sana katkı sağlar. Evet harika. Fayda, fayda sağlar. Demin de söylediğimiz gibi kendi duygularını özgürce ifade etme günüdür burası. Evet ve günün enerjisi 6 İsa. Altı ise burada e, konular aile konularını içerir. Biraz sorumluluk konuları vardır burada. Ama genelde hani aileyle birlikte olunabilecek bir gündür. <laughs> Bugün e, aile yemeği, aile toplantısı hani olur ya haftada bir gün aile günümüz olsun. Evet. denir İşte o gün altı günü olsun mesela. Çok verimli geçer. Harika. Altı gününde e, kişi biraz daha böyle sorumluluk. ...alabileceği bir gündür bu... Hı. ...belki iş yerinde bir sorumluluk alır... Hı hı. ...belki evde... ...bir sorumluluk alır... ...ama sorumluluk almak bugün... ...o kişiye fayda sağlayacak... ...peki mesela demiştik ya hani iki enerjisi... ...mesela evlilik nişan falan hı hı. olacaksa... ...iki uygundur diye... Hı hı. ...mesela altı da aileyi temsil ettiği için... ...bu anlamda uygun mudur acaba altı... ...aslında hı. evet... ...burada çünkü sen ve benim birleştiği... ...eril ve dişilin birleştiği... ...biz olabilme hı hı. kavramı altıyı anlatır... O yüzden e, hani aile kurulacaksa veya aile kurma yolunda bir birlikteliğe hı hı. başlanacaksa altı rakamında e, gün olarak enerji olarak uyumludur. Günün enerjisi yedi ise günün enerjisi yedi ise burası maneviyattır, ruhsallıktır, tefekkürdür. Kişinin ruhuyla bir ve bütün olması, biraz özüne dönmesi. Yani e, o zaman bugünlerde biraz daha kişi kendiyle, meşgul olsun, özüne hı hı. dönsün, kendini sorgulayabilir, meditasyon yapabilir, dua edebilir, tefekkür yapabilir, ee, biraz daha ruhsal, manevi konulara o gün ağırlık verebilir. Hı hı. Ee, onun dışında yedi güven konularını da içerir, hı. güven konularını da içerir. E burada güven dediğim e, çok farklı kişinin kendine güvenmesi, yaradana güvenmesi, insanlara güvenmesi, e, yani bir kendini sorgulasın. Ben dünyaya güveniyor muyum? Ben kendime güveniyor muyum? Sezgiler vardır 7'de. Sezgilerine o gün güvenebilir. Aa, Hı -hı. Heh, şimdi oldu, şimdi anladım. Sezgilerime güvenebilirim 7. Evet. O gün sezgilerine güvenebilir. Sana hani, için bir şey söylüyorsa doğrudur yani gibi. Evet. Ha. Yani kalbin sesini dinlesin. Hmm. Kalbin sesini nasıl dinleyeceğiz? Onu da bir parantez olarak ben derslerde anlatırım hep. Kalbin sesini dinlememize zihin müsaade etmez çoğu evet. zaman. Zihin çok konuştuğu için. Bıdır bıdır. Kalbin sesini bastırır. Ama kalpten gelen ses her zaman için bir annenin çocuğuna verdiği nasihat gibi e, yumuşak bir tonda seni azarlamadan ve sana e, senin içini rahatlatan bir sestir. Şefkatli. Şefkatli bir evet. sestir. Kalbin sesi. Zihnin sesi nasıldır? Sürekli dırdırcı insanlar olur Aynen. ya. Seni yargılar, eleştirir, korkutur. Daha önce yapmıştın, bak yine aynısı olacak. Bu sefer yaparsan ya sana o öyle der ya böyle der. Hani orada bir e, huzursuzluk oluşur hı hı, hı. zihnin sesinde. Hı hı. İşte bunun için e, nefes tekniklerini ben öneriyorum. Hı. Zihni susturmanın en basit yöntemlerinden bir tanesi nefes e, tekniği. Yani en basit haliyle gözleri kapatıp nefes alıp vermeye odaklandığımız zaman ya da kalbin sesine odaklandığımız zaman gözler kapalı zihin tamamen susar ve kalbin sesi açığa çıkar. İşte hani kararsız kaldık bir konuda. E, Artık sezgilerimize başvurmamızın zamanı geldi. Hı hı. İşte o zaman o esnada yani o bir meditasyon başlangıcı zaten. O esnada kalbe soruyu sorun ve kalpten gelecek olan o cevabı bekleyin. Dediğim Harika. gibi bir ses tonu. Yani sizi yargılamadan, eleştirmeden, olmayacaksa da, hayırlısı değilse de yine bir anne şefkatiyle hı hı. gelen bir sestir o. Süper. Gün enerjisi sekizte. Sekiz, sekiz enerjisi herkesin çok sevdiği, bayıldığı bolluk bereket enerjisi. Evet, artık herkes öğrendi. Herkes Hı -hı. öğrendi. Şimdi 8 günlerinde ne yapabiliriz? E, bolluk bereket dediğimiz e, sadece para değildi. Bunu hep söylüyoruz. Yani bolluk bereket paradan ibaret bir şey, bir enerji değil. Hı -hı. O yüzden burada e, bir şeylerin çoğalmasını istiyorsak. E, onu başlatabiliriz. Bir tohum atabiliriz yani yeni başlangıçlara tohum atabiliriz. Bir yere yardım etmek istiyoruz. Bir yardım kuruluşuna o gün yapalım. Veya işte bir eğitim başlatılacak. O günün tarihine denk getirelim. Bollukla, bereketle. Geri dönüşleri olsun diye. Bir yatırım olabilir değil mi? Bir yatırım olabilir. Bir Hı -hı. arsa, bir ev, bir gayrimenkul satın alınacaksa imzası o gün atılabilir. Hı -hı. Yani aklınıza gelebilecek her ne varsa çoğalmasını istediğiniz. Cüzdan bile o gün alınabilir. Cüzdan alınabilir. Mesela para biriktirmeye başlayacaksın. Hı -hı. Kendine yatırım yapmak istiyorsun. O günü başla. Bir TL'sini, bir kuruşunu o gün at. Çoğalır. Çoğalır. Bankada hesap açacaksın. O günü aç. Harika. O gibi. Ne istiyorsanız yani parayla ilgili de konuları içeriyor tabii ki de ama onun haricinde sevgi, ilgi, e, bereketlenmesini istediğiniz ne varsa siz de bunları karşı tarafa bol bol vereceksiniz. Evet harika. Çünkü bu dünyanın alma verme dengesini kurabildiğimiz yer. Evet. Çünkü biz hep istiyoruz ki bize gelsin 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 hı hı. ama işin verme kısmına geldiğimiz zaman bazıları kendini geri çekiyor. Evet. O yüzden evet. vermek de bugün de yapılabilir, almak da. Evet. Birine borç vereceksin, bugün verebilirsin. Hı. Birine Birinden borç alacaksın, bugün alabilirsin. Aa güzel. 8 enerjisi. Süper. Bir banka hesabı açacağız, bugün açabiliriz mesela. Evet, gibi. banka hesabını Hı -hı. bugün açabilirsin. Günün enerjisi 9'sa? Günün enerjisi 9'sa. Şimdi 9 dediğimiz zaman burada e, tamamlanma, sonlanma aklımıza gelecek. 9 çünkü zaten birden dokuza kadardır rakamlarımız ve 9 son rakam. O yüzden 9'da sonlandırıyoruz. Artık bitmesi gereken ne varsa, uzun süredir kafamızda bitiremediğimiz bir şey varsa 9 gününde sonlandırabiliriz bunu. 9 günü şifacılıkla ilgilidir. Bugün şifacılık konularına yönelebiliriz. Belki kendimizle ilgili veya bizden başkasına bir şifaya vesile olma durumu varsa bugünü değerlendirebiliriz. Müthiş. Bütünün hayrına yapılacak hizmetler Bugün yapılabilir, 9 gününde yapılabilir. Ama dokuzun en önemli konuları bitirmektir, sonlandırmaktır. Diyelim ki birisiyle partnerle ayrıldınız. Hı. Enerjilerine bakın, dokuz günü ise eğer farkında olmadan, 9 günü ise eğer onun geri dönüşü olmaz. Aa, onun geri dönüşü olmaz. Hı. Yani tamamen bitmiş demektir. Hani dokuz. tekrar barışma şansı çok zor zor zor. Ooo retroda bile gelmez <laughs> retro'da diyorsun. da bile gelmez. Aha o zaman 9 günleri tartışmamaya çalışın. Aynen öyle. Evet. Yani biriyle e, ayrılma aşamasına geldiniz ama emin de değilsiniz. Hani Hı -hı. ayrılalım mı ayrılmayalım mı? Hı -hı. Bak 9 gününde yapmayın o işi. Hı -hı. Hani bir olur ya bazen evet. insan ağzından çıkabilir evet. veya sonra pişmanlık olur geri Hı -hı. dönmek ister. Ama 9 gününde yapmayın o işi Oo, geri dönüşü muyum. olmaz Aa. evliliklerde de olmaz e, flörtlerde de olmaz başka bir işte de olmaz yani iş Hı -hı. hayatıyla ilgili de 9 gününde biten bitmiştir. Diyelim ki hani böyle bir istifaya yeltendi biri iş yerinde dellenip diyelim Hı -hı. ki ama sonra da pişman oldu eğer 9 günü ise yapmasın beklesin <laughs> geri dönüşü yok geri dönüşü yok. Hı -hı. Yani hemen evet. kabul edilebilir de güle güle diyebilirler de. Yani hemen. evet. Çünkü sonlandırma enerjisi hakim zaten Oo. o gün. Hmm. Bitirme sonlandırma. Ne kadar önemli gerçekten bu enerjiler. Evet. Belki dikkat etmediğimiz neler yaşadık. Evet evet. Hayatımızda baktığımızda evet. yani. Bana Şimdi, denk geldi. Öyle mi? Evet. Tekrar hani bitirdiğim bir şeyi tekrar başlatmaya niyetlendim. Aha. Yani bir kere daha deneyeyim gibi. Yani normal bir günlük hayatta yapılabilecek bir şey. Aha. Hesapladığımda dokuzdu. Aha. Ve yok Ne yaparsan yap olmuyor Aa, çok üzüldüm gerçekten <laughs> yok hayırlısı oydu zaten evet. olması gereken oydu hı hı. ama hani bazen ben rakamları günlük hayatta e, test ederim acaba gerçekten hı hı. hani böyle bir şey var mı yok mu Hani olur mu? gerçekten test edildi onaylandı evet. olmuyor yani birçok tabii şeyde e, kullanıyoruz bu rakamları artık yani işte bereket sayısı diyoruz kapı mesela işte daire numaramız kaçsa apartman numaramız kaçsa ne bileyim bir sinemada oturduğun koltuk kaçsa evet. yani numaranın sayının girdiği her yer evet. rin enerjisi bizi de etkiliyor etkisi tesiri altına alıyor tesiri altında araba kullandığımız arabanın plakası hı hmm. Telefon numarası, kimlik numarası yani rakamlar sayılar her yerde var. Aa, peki ben diyelim ki nüfus cüzdanımdaki rakamları toplasam hı hı. oradan bir şey çıkıyor mu? Çıkar. Aa. Tabii ki çıkar. Yani o rakam bir de hangi enerjide, hangi niyetle, hangi anda baktığınızda önemli bir şeye. Hı. Örnek veriyorum bir kişi bana diyor ki ben sürekli diyor 9 rakamını görüyorum. Her yerde 9 rakamını görüyorum evet. ama niye gördüğümü de anlamıyorum. Sürekli bir 9 rakamı karşıma hı hı. çıkıyor. Şimdi ben ona dedim ki senin dedim e, o andaki hani o süreçte kafanda bitiremediğin bir şey mi var? Hı. Yani tamamlayamadığın emin olamadığın bir şey mi var? Aa evet dedi. Dedim ki o mesaj sana diyor ki işte o, o an için kafanda ne varsa onu bitir. Hı hı. Onu tamamla onu sonlandır. Senin için böylesi hayırlı çünkü. Yani evet. sana o mesajı veriyor. Evet. Veya işte demin söylediğim gibi belki beş rakamını görüyor sürekli. Bazen diyor ki rüyamda şunu gördüm. Hı hı. Veya işte saate bakıyorum sürekli Aa, aynı rakamı görüyorum diyenler oluyor. Evet. İşte, biraz da anlık düşünelim. Hı hı. Hani hayatın geneline yaymak doğum tarihi analizlerde hayatın genelinden bahsederim. Hı hı. Ama anlık enerjilerde o anda hissettiğim bir olayın yorumudur o. Hı hı. Mesajıdır Evet. Hayatın mesajını okumak bu zaten. Evet. Hayat sürekli bize mesaj veriyor ya evren. O mesajları biz algılarımızı açarak baktığımız zaman rakamların da karşılıklarını biliyorsak eğer puzzle'ın parçaları oturuyor. Ne Şimdi, demek istediğini anlıyorum ben. Evet. Şimdi ben bazen mesela diyelim ki birine Whatsapp'tan bir şey yazacağım. Hı hı. O kadar çok rastlıyorum ki mesela diyelim ki mesaj yazacağım. Şimdi kişinin de son görülme saati açıksa hı hı. şöyle şeyler görüyorum. 22-22'de bırakmış mesela. Hı hı. Ondan sonra 11-11'de bırakmış. İşte mesela 12-34 yani 1-2-3-4 arka arkaya. Yani bu kadar mı test Yani bana hep şey denk geliyor böyle şiirsel rakamlar. Onlar mı? hep mesaj aslında. Bana mı mesaj? Tabii tabii. Kim gördüyse ona mesaj. Peki, Onun bilinçli yaptığı bir ne şey mesaj değil ki o belki bu? de. Hayır bence ben şöyle düşünüyorum. de bu takıntı var sanki. Yani bana hani çevremdekilerde bu takıntı var. Özellikle WhatsApp bir ara bende de vardı bu arada. Öyle değil mi? Tabii. Buna Böyle bir duydum. OKB gibi yani. Hani <laughs> bayağı obsesif kompülsiftim. Ee, WhatsApp'tan şey çıkma. Böyle anlamlı bir rakamda bırakma orayı vardı mesela bende. Ben toptan çözdüm onu son görülme kapalı. <laughs> yani evet aslında o bir çözüm ama mesela ben öyle görüyorsam yani böyle hep anlamlı rakamlar Anladım. görüyorsam nedir? Onlar mesajdır hı. ama dediğim gibi yani o anda o süreçte o dönemde diyelim hı hı. bir yerden beklediğin bir haber belki gelecek. Yani bir bir yerden haber bekliyorsun. Onları olumlu olarak algılayalım hı. bu arada. Evet. Hani evrenden bir mesaj gelse de bana bir işe başlasam. Acaba o beni arayacak mı? Hı hı. Hani olur ya bazen. O beni arayacak mı? Acaba arar mı aramaz mı? Sürekli her yerde o dikkatimi çeken özel işte 22, 11, 33 veya sizin dediğiniz gibi farklı farklı mesaj içerikli şeyler görüyorsam mesajı al. Evet senin hı hı. dediğin okey. Onu o şekilde yorumlayabiliriz. Hı hı. Peki mesela Kişilerin şanslı sayıları var mı hakikaten? Evet. Neye göre? Yine doğum tarihindeki bilgilere göre. Hı. O da küçük bir matematik işlemiyle aslında bulunabiliyor. Telefon numaralarımız. Hı -hı. Bunların da bir enerjisi var mı? Var. Operatörün şeyiyle beraber topluyoruz. Tabii tabii değil mi? Ne varsa. Tamam, tamam evet, hemen topluyorum. Bir saniye. İki tane numaram varsa. O da var. O da var. Tamam. Var. İki isim gibi. Bir. Hayatımızda 11, etkisi olan ne varsa. 11. Hepsinin. 21, 21 29, 38, 11, 2. 11'den 2. Hmm. Güzel rakam. Hmm. 11 neydi? Ee, Üstat rakamlardan. 11 e, kişinin yaratıcı enerjisini de gösterir. Ve e, bütünün hayrına hizmet eden. E, şirket hattı mı yoksa o? Yok. <laughs> Hayır yani ama ben özel seçtim bunu. Özel mi seçtim? Ama tabii böyle bir, böyle bir anlamı olduğunu bilmeden. Bütünün hayrına hizmet eden öğretici bir yapısı vardır ikinin ee, ve şey on birin ve e, bu kişiler hani kafasından e, bir şey geçtiği zaman olma ihtimali çok yüksektir. Hani <laughs> aklıma gelen başıma geldi gibi Doğru Doğru. o yüzden ağzından çıkan kelimelere çok dikkat etsin bu Aha. kişiler Aa tabii fikrine de çok dikkat etsin düşüncesine de hemen olma ihtimali var. Halbuki iyi de olur, kötü de olur. Hı hı. Ama hemen olma, kolaylıkla da olma ihtimalleri çok yüksek. Oh. 11 enerjisi yüksek bir enerjidir çünkü. Hı hı. Onun dışında şimdi 11'den 2 olduğu zaman 2 neydi? Denge. Diyor ki biraz dengede kalmak gerekiyor. Hı hı. Dengeyi nerede şaşırıyoruz biz? Fazla vermekte, hayır diyememekte. Doğru. Evet. Böyle bir yapı varsa eğer hı hı. onun mesajı odur. Evet. Sürekli e, başkalarının görevlerini sorumluluk haline getiren ve e, sevgide, de, zamanda sürekli ver, 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 ver. Veren hı hı. birisi ise eğer. Hı hı. iki diyor ki dengede kal. Tabi sen bunların aslında dahasını yani işte çakraların, nefs mertebeleri, evet. işte yaşam yolunu bulmak, yaşam amacını bulmak falan. Yani biz burada tabi çok minik minik hani evet. ip ipuçlarını veriyoruz ama Hani eğitimde gerçekten böyle çok ufuk açıcı bilgiler var. Ne kaç gün sürüyor eğitim? Eğitim bir ay sürüyor hı hı. ama süresi uzayabilir, kısalmaz ama uzayabilir. Hı hı. Şu an hali hazırda devam eden bir eğitimimiz var. Hı hı. Yeni eğitimi de Eylül gibi açmayı düşünüyorum. Hı hı. Şimdi dediğim gibi orada çok kapsamlı bir şekilde. Bütün rakamları, sayıları çok kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz. Hani burada vaktimiz yettiği kadar tabii. küçük küçük bahsettim. Burada e, tabii ki biraz daha kısa değindik bazı Hı -hı. çakralara, harflere. Bunların daha kapsamlı açıklamaları var ve e, bunların hepsini biz eğitimde tek tek e, öğretiyoruz. Hı -hı. Onun dışında nefsin mertebeleriyle çakralar arasındaki bağlantıları da e, derslerde işliyoruz konu Hı -hı. olarak. Sonuçta eğitimden çıkan bir kişi e, analiz yapabilecek duruma gelmiş oluyor hı hı. ya da her rakamın hayatta her rakamın ona ne anlatmak istediğini çok rahat anlayabilecek, yorumlayabilecek e, kapasiteye ulaşmış oluyor. Hı hı. Eğitimler online. Eğitimler hı hı. online oluyor. Akşamları yapıyoruz. Haftada iki gün şeklinde zaten e, her dersi kayıt ediyorum ben. Hı hı. Kayıt yaptıktan sonra öğrencilere de, oluyorsun. Hı hı, hı hı. E, Süper. videoları gönderiyorum. Hı hı. Ne zaman isterlerse tekrar tekrar açıp izleyebilirler. Sen hem danışmanlık veriyorsun hem eğitim veriyorsun değil tabii, mi? Tabii. Bu konuda da bilgilendirmiş evet, olalım. Evet. E, numaroloji analizi dediğimiz şey yani danışmanlık isim soy isim ve doğum tarihi bilgileriyle oluyor. Hı hı. Or, orada bir ayrım yapmak istiyorum. E, diyorlar ki doğum saatimi bilmiyorum hı hı. E, olur mu? Numarolojide isim, soy isim ve doğum tarihi bilgileri yeterli oluyor. Hı hı. Analizde. Evet. E, doğum saati bilgisi gerekmiyor. O astroloji için hı hı. Hani, orayı bazen karıştırıyorlar. Evet. E, onu belirtmek istiyorum. Hı hı. E, saat doğum saatimi bilmiyorum. Ama analiz yaptırabilir miyim? Evet yaptırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda inşallah tekrar bir i̇nşallah. arada olalım.